Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşmelerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamızda Xtınlar ekranımızda olsun. Onluğun devletler Xtay'nın kariz tuzuk sebebinden veyran bulmaqda. Dökülatı körüstülüşçe Xtay'nın kariz tuzuğu Pakistan, Kenya, Zambiya, Laos ve Mongoliya Qatarlıq onluğun namrat devletinin iqtisadını yemirliş girdabıga apırıp koygan. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 20 Mayıdaki haberde bildirilişçe Birleşme Agenetliği ilan kılgan dökülatı Xtay'nın kariz tuzuğu çüşken devletler Xtay'dan alğan karizlerini maarif, tok, yemeklik, yıkılığı ve başka turmuş ihtiyacıga alaqadar orullarga mablağ silişge işletken bolup Ama növette ular karizini kaydırışkı doğru gelgende karizlerini töyleş üçün başka hamkotlarını azaytışkı doğru gelip taşkı pirvat zapısı pütüllay xorap ketken. Bunun içinde Zambiya ve Sri Lanka karizini kaydıralmagan. Bu devletler karizini kaydıralmayla kalmasından karizinin üsümünü mü töyleyelmigen. Bu devletlerin kariz ilişkideki sebep asaslıqı port, kan ve elektr stansı qatarlıqlarını kuruş üçün bolup, Xtay rejimi bularını kariz tuzuğu çürüşü arqalıq, arqadın karizini töyleyelmigen devletlerini, mezkur kuruluşlarını özüge ötküzüp birişke kıstımaqta. Bildirilişçe Pakistan'daki milyonluğun tokumacılık işçileri tok ve maşınlarını işlep çıkarış uğrularının Xtay'a kaydırdığan karizi bek köp bolğaçkı işten boştılgan. Kenya hükümeti Xtay'dan alğan karizini töyleş maksede mınlıgan memurlarının maaşını tutup kalgan. Sri Lanka hükümeti karizini kaydıralmayıp 500 bin iş oranı yokap ketken bolup pul bakallıqı 50% yetken. Xtay asimilasiya ve irqi qırğıncılıqını küçeytiş haqqıda karar maquledi. Xtay Şarkı Türkistan xalqıga qaratılgan asimilasiya ve irqi qırğıncılıq siyasetini küçeytiş üçün Atalmış Junxua Milleti Ortaq Gavdesi Eğanı Müstehkemleş Doğrusudaki kararını maquledi. Atalmış Xtay Xalq Siyasi Məsləhət Kengashi Uyğur Abnum Rayonluq Komitetinin organ torudu bildirilişçe, 17 May çüştün burun Atalmış Abnum Rayonluq Siyasi Kengash 13. Növetlik Komiteti Daimi Komitetinin 2. Qatımlıq yığını türlük kararlarını maquledigan dinkin ürümcide yapılgan. Atalmış Abnum Rayonluq Siyasi Kengashinin reisi Qorcaq Əməldar Nurlan Əbilməcin yığınğı riyasetçilik kılgan. Qorcaq Əməldar Nurlan Əbilməcin atalmış Junxua Milleti Ortaq Gavdesi eni idivi siyasi asasi, cemiyet asasi ve maddi asasını üzlüksüz puxtalap ideya cihetini yetekləp, atalmış Junxua Milleti Ortaq Gavdesi enini müstehkemleş üçün akıl paraset ve küç toplaş gerekte bildirilgan. Xtay rejimi yığınqı bir neçe yıldın buyan Xtay komünistlerinin merkezi ideyası bilen karşılaşıp kilovatkan İslam dini ve onunla itikad kılovatkan Uyğurlarını yoktuş ve kırgın kılış üçün münasibetlik atılmış yeni kanunlarını tüzüp çıkıp mecburi icra kılgan idi. Bu münasibet bilen 2018 yılıdan 2022 yılı geçip olgan 5 yıl içinde Şarkı Türkistan'da İslam dinini Xtaylaştırışının kanunlaştırılganlığı tüncü kıtım aşkı arlanğan idi. Xtay mezkur planğa asasen İslam diniga qarşı terror siyasetini tez süratte icra kılmaqta bolup, Şarkı Türkistan'da hazırga kadar 16 mıngı yakın mescit çekip etildi yaki buzup etildi. Saqalgan bir kısım mescitler kavakhana, çayxana degendek başka faaliyet sorulurga özgertildi. Ondan başka diniga alaqadar barlıq iş hareketler toluq çeklengen bolup, xalq İslam'dan bütünlay vazgeçişge mecburlanmaqta. Halbuki Xtay, Xtay'a mayıl devlet ve cemiyetlerini Şarkı Türkistan'a ziyaret kıldırıp, Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan İslam dini ve Müslümanlarga karıştırış, herhal bahaneler bilen kırgın kılıç cinayi kılmışlarını halkara cemiyetten yuşuruşku urunmaqta. Xi Jinping'nin cevabı 5 devletinin Xtay menfaatiga hizmet kıldırılganlıqıdan şapı verdi. Xi Jinping 19 May Xitay Otur Asiya başlıkları yığınığa münasibetlik muhbirlarının sualıga cevap bergen bolup, cevabıda Otur Asiya ellerinin pütülley Xitay menfaati üçün işleydigan haletki kelgenlikidin şapı verdi. Xitay Ali Sot Mahkemesi Akhbarat İdarisi Organ Torunun 20 May haber kılışça, Xitay Otur Asiya başlıkları yığını Xi'an Xalqara yığın merkezde yapılgan deyken, Xi Jinping Kazakistan Prezidenti Jomart Tokayev, Kırgızistan Prezidenti Japarov, Tacikistan Prezidenti İmam Ali Rahmanov, Türkmenistan Prezidenti Berdi Muhammedov ve Özbekistan Prezidenti Mirziyoyevlar bilen birlikte muhbirlarının alaqadar suallarga cevap bergen. Xi Jinping cevabıda 100 yıldımı bulup bakmağan çoğun özgürüş vaziyeti aldıda her kaysi devletler kol tutuşup, mürünü mürü getirip, hırsqı ortaq taqabıldırıp, texamı zich bolgan Xtay Otur Asiya taqdiri ortaq gevdisi berpa kılıp,
insaniyet takdiri ortak gövdesi berpa kılışkı türtki buluş üçün küç koşuşkı birlikte irade kılgallıqını dava kılgan. O yana Otur Asya devletlerinin resmi halde Xtay menpaatige hizmet kılışkı başlıqallıqıdan şapı berip, erkaysı devletler birbirimizden igilik hukuki, müstakillikki, xavupsizlikki, zemin pütüllikki qatarlıq yadroluq menpaatimizge alaqıdır meselelerde öz ara qat'i kollab birbirimizden öz devletimizden devlet ehvalıga asasen tallıgan terakiyat yoluğu hürmet kılıp, her qandaq küşünün her qandaq bahane bilen içki işimizge arlaşışıgı qat'i karıştırımız. Otur Asya devletleri Xitayning zamonaviylashtirish yo'lining dunyo taraqqiyotidagi muhim ahamiyatini to'liq muayyanlashtirdi. Bir Xitoy prinsipiga qat'iy amal qiladiganligini ta'kidladi degan. Xi Jinping muxbirlarga yana bir balvoq bir yo'lni o'rta qurish hamkorligining 10 yilligini yangi boshlanish nuqtasi qilib, kesib va selinma hamkorligini kengaytirib, Xitoy Otur Asya qatnash koridori qurilishini olg'a siljitadigan bo'ldi degan. U muxbirlarga biz har qanday shakldagi terrorizm, bo'lg'unchilik, asabiylik hamda davlat xalqigan tashkillik jinoyatga qat'iy zarb berib, bexatarlik, tor bexatarligi jiddiy ishlarga taqobil turish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirgan bo'ldi degan. G7 guruhi Xitoy bilan Rossiyaga qarshi besimni kuchaytirganligini e'lon qildi. 7 davlat guruhi Xitoyning kunsiri kuchayotgan harbiy va iqtisodiy bexatarlik tahdidini ayiblashni kuchaytirganligini, Xitoyning Rossiyadan askarlarini Ukrainadan chekindirishini talab qilishga ilhom berish haqida bayonot e'lon qildi. Amerika ovozining 21 maydagi xabarida bildirilishicha, Yaponiyaning Hiroshimada o'tkazilgan 7 davlat guruhi yig'ini oxirlashgandan keyin bayonot e'lon qilingan bo'lib, bayonotda Xitoy iqtisodiy majburlash, Janubiy dengizni harbiylashtirish va diplomatlarning bexatarligiga demokratik organlarning butunligi va iqtisodning gullanishiga ziyon yetkazganligi haqida tanqidlangan. Bayonotda Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizidagi vaziyatga bo'lgan andishalar qayta ta'kidlanib, Xitoyni Ukraina masalasida adil va uzoq muddatli tinchlikni asos qilgan vaziyat shakllantirishni qo'llashga chaqirgan. Bildirilishicha, bu bayonot 2021-yili Angliyada o'tkazilgan G7 boshliqlar yig'indan buyon tunji qitim Xitoyni tilg'a olib qattiq tanqidlashi bo'lib, Xitoyning Tayvan masalasini tinch hal qilishi, Tayvanning navbatdagi vaziyat holatini bir taraflama o'zgartirishga urinishiga qarshi turganligi bildirilgan. Bu bayonot G7 guruhi a'zolari orasida murassa qilingandan keyin e'lon qilingan. Bu masalada Fransiya prezidenti Emmanuel Macronni o'z ichiga olgan G7 guruhi a'zolari orasidagi qisman a'zo davlatlar bi'aram bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin bayonot e'lon qilib, 7 davlat guruhining Hiroshima birlashma bayonotini tanqidlagan hamda Sohibxon Yaponiyaga norozilik bildirgan. Wang Wenbin so'zida 7 davlat guruhining tinch, muqim va gullangan dunyo barpo qilishni qo'llash va taraqqiy qildirish haqida so'zlashi kerakligini, ammo ularning bayonotining xalqaro tinchlikka to'sqinlik qilish, rayon muqimligiga ziyon yetkazish va boshqa davlatlarning taraqqiyotiga to'sqinlik qilishdan iborat ekanligini bildirib bildirgan. G7 rahbarlari Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligini tilga oldi. G7 davlatlar guruhi rahbarlari Xitoyga Xitoyning Hong Kong, Sharq Turkiston va Tibetdagi kishilik huquq tafsandichiligiga bo'lgan andishalarini bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, G7 davlatlar guruhi rahbarlari Xitoydan Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzchiligini to'xtatishi va askarlarini bu davlatdan shartsiz chekindirishi uchun besim ishlatishni talab qildi. Yaponiyaning Hiroshima shahrida o'tkazilgan G7 davlatlar guruhi rahbarlari yig'inining 2-chi kunida rahbarlar birlashma bayonot e'lon qilib, Ukraina krizisi va Uyg'ur kishilik huquq tafsandichiligi qatorliq har xil masalalar ustida to'xtaldi. Chaqiriqda biz Xitoyni Rossiyaning harbiy tajovuzchiligini to'xtatishga va askarlarini Ukrainadan darhol butunlay va shartsiz chekindirishi uchun besim ishlatishga chaqiramiz deyildi. Rahbarlar Xitoyni Ukraina bilan bevosita suhbatlashish qatorliq Ukrainaning zamin butunligi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining prinsiplari va nishonlarini asos qilgan holda atrofliq, adil va uzoq muddatli tinchlikni qo'llashga ilhomlantiramiz dedi. Rahbarlar klimat o'zgarishi, har qaysi davlatlarning iqtisodiy ehtiyoji, yer sharining sahiya jihatdagi andishasi va iqtisodning muqimligi qatorliq masalalar tarafiga diqqatni tortib, yer sharidagi roli va iqtisodiy ko'limini nazarda tutganda Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni zarur deb qaraydiganliklarini bildirdi. Rahbarlar Xitoyning rayon xarakterlik ta'sirini kuchaytirganligini, Sharqiy Xitoy va Janubiy Xitoy dengizlarining vaziyatini jiddiy andisha ichida ko'rsatayotganligini tilga olib, kuch ishlatish orqali mavjud holatni o'zgartirishga urinishlarga qat'iy qarshi turganliklarini ta'kidladi. G7 davlatlar guruhi rahbarlari yana Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayoni, Sharq Turkiston va Tibet avtonom rayonidagi kishilik huquq tafsandichiligiga bo'lgan andishalarini ham alohida ta'kidladi.
Rusya Obama qatarlıq 500 Amerika puhrasını embargo tizimnikiga kirgizdi. Rusya sabıq Amerika prezidenti Barack Obama'nı öz içige alğan 500 Amerika puhrasını embargo tizimnikiga kirgizdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Rusya Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatı da Amerika'nın Rusya emeldarları ve puhralarına üzlüksüz embargo yürgüzgenliği eskertildi. Bununla cevaben 500 Amerika puhrasına karata embargo kararının ilinğallığı ve mezkur şahıslarının Rusya'ya kirişi çekilengenliği ilan kılındı. Bayanatta embargo tizimlikiga kirgizilgen 500 kişinin isimleri ilan kılındı. Tizimlikte sabıq Amerika prezidenti Obama'nı öz içige alğan siyasi mesullar, Palata azaları ve kurultay azaları hem de Rusya hakkında yalgan uçur tarqatgan degen sebep bilen mutaxassislar ve analizciler şunaqla Ukrayna'ya kural yetkigen degen bahane bilen müdafiye sahasida faaliyet kılıvatgan şirketlerinin başkurguçileri oran aldı. Rusya'ya karatılgan her kandaq düşmelerce kademden cevapsız kalmaydıganlıkı tahkiklengen bayanat diyene Rusya Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov'nun New York'taki BDT Bihaterlik Kengişi yığınığı katlaşmakçı bolgan Rusya muhbirlerge Amerika vizisi berilmegenlikini bildirgenlikke eskertildi. Bayanatta şunlaşka Amerika'nın Moskova'daki baş elçihanısının Rusya'da casusluk kılıç cinayeti bilen kolu ilingan Amerikalık jurnalistin ziyaret kılıç talepinin mi red kılınganlıkı bildirildi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.